Merhabalar, Hobiler Mörk kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk videomuzda modelimizin bu baklava dilimli olan bölümünün kurulumunu gördük. Ben 1, 2, 3 parça şeklinde bir tane birlikte ördük. İkinciyi ördüm. Şurada 3 sıra boyunca tekrar ettiğimiz noktadan birleştirdim. İsterseniz örerek birleştirebilirsiniz. Örerek biraz daha uğraştırıyor. İsterseniz parçalarınızı örüp sonra dikerek birleştirebilirsiniz bu noktalarda. Sonra orta motiflerde çalışmalarımı yaptım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3 tane. Şimdi bir tane de sizinle birlikte buraya yapıp birleştireceğiz. Bu kenarlardaki bu boşluklara da aynı ortadaki motifleri yapıp birleştirebilirsiniz. Harika bir konsol çalışması yaptık. Çok güzel. İstediğiniz kadar uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Genişliğini de istediğiniz kadar parçayı birleştirerek o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel oldu. Hemen şöyle tekrar göstermek istiyorum. Videoma geçmeden önce ipimden bahsetmek istiyorum. Modelin kurulumunu ben Maxo ipi ile yaptım. İpimin kalınlığı standart. Kalınlık numarası yok. Onu da belirtmek istiyorum. İpin sadece renk numarası var. Benim renk numaramı kaydedebilirsiniz. 4105 şeklinde. İpin İkisinin de renk numarası aynı olmasına rağmen renkte bir farklılık çıktı onu belirtmek istiyorum belki kamera altında çok net e, yani çok belli olmayabilir ama çok hafif böyle bir ipte de, e, renkte değişiklik çıktı onu da belirtmek istiyorum. İlk defa başıma geliyor renk numaraları aynı bitmiş bir bobinimle bunun da renk numarası aynı olmasına rağmen çok hafif bir renk tonunda farklılık kamerada da şöyle bir çok dikkatli baktığınızda fark edebilirsiniz. Bu problemi ilk defa yaşıyorum bu iplerde. Ee, kalınlıkları aynı standart olarak üretilmiş. Hemen kameramı ayarlayacağım ve bir motif yapılışını göreceğiz ve birleştireceğiz şu noktayı birleştirme noktalarını da göreceğiz böylelikle modelimizi tamamlamış olacağız ben kameramı ayarlarken siz kanala abone değilseniz hemen abone olup bildirimlerinizi açın beğendiğiniz modelleri lütfen paylaşarak destek olun beni motive ediyor yorumlar paylaşımlar beğeniler beni motive ediyor ve ben farklı farklı tasarımlar yaparak size sunmaya çalışıyorum o yüzden paylaşarak Birçok kişi ulaşmasını desteklerseniz sevinirim. Hemen kameramı ayarlayıp motifimizi kurmaya başlıyoruz. Evet, ipimin ucuna bir zincir ilmeği attım. Buradan 10 adet zincir çekiyorum. 10 tane zincirimi çektim. Orta motif kurulumunu yapıyoruz birlikte başladığım zincire kitleyerek kapatıyorum. Böyle küçük bir halkam oldu. Buradan 1 2 3 adet zincir çekiyorum benim ilk trabzanım. 2 tane de arası için çektim. 5 tane. Tığımın başına ipimi bir kere aldım. Geriye dönüyorum ve oluşturmuş olduğum halkama trabzan yapıyorum. Arada iki zincir. Tekrar bir trabzan. Toplamda 12 adet trabzanlı bir halk oluşturacağım. Halkamın içerisine aralarda ikişer adet zincir çekerek 12 tane trabzanımı yaptım. Buradan bir üst sıra için ipimi hemen ilk ara boşluğa alıyorum başlangıcımı ara boşluğa almış oldum 3 adet zincir çekiyorum tığımın başına ipimi aldım aynı ara boşluktan tığıma iki trabzan daha aldım Şimdi ikisini, yani üç trabzanı birlikte topluyorum ve kilitliyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir sonraki aralığa bir, iki tığımda bekletiyorum. Son ilmeğini çekmiyorum. Üç trabzan alıyorum. Her ara boşluktan. İki. Üç. kilitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sıra modeli bu şekilde dolanıyorum. Bir sıra dolanıyorum bu şekilde. Evet sıramı dolandım tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Her ara boşluğa 3 tane trabzan grubu yaptım. Şimdi bir sıra için ipimi yine önümdeki ilk ara boşluğa taşıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım. Bu ara boşluğuma yine üçlü gruplar yapacağım. Tığımda beklettiğim ve sonradan topluyorum. Kilitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ara boşluktan tekrar alıyorum. 2 3 Kapatıyorum, kilitliyorum, 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu ara boşluğa toplamda bunlardan 5 adet yapacağım. Bunlar ikili yapmışız sanımlar. Şimdi baktım da motiflerimize biraz sıkışık olunca fark ettim. Hemen bunları ikili olarak yapalım. Evet, İkili yapalım dedim ki neden sığıyordu şimdi sığmıyor. Üçlü trabzanlar değil yani iki adet trabzanla yapıyoruz. Kapatıyorum. İki zincir çektim tekrar. Bir iki. 1 2 kapatıyorum. 5 adet grup yapacağım bu şekilde. Artık yaşlanınca Şimdi ilk ara boşluğuma 1 2 3 4 5 tane grup yaptım. Buradaki geçişteki zincir sayısını lütfen kendi elinize göre ayarlayın. 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi buradaki topladığımın üzerine tekrar aynısını yapacağım. 1 Tam tepe noktasına batacağım. 2 3. 3 tane trabzan aldım, kapatıyorum, kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir boşluk atlıyorum, ikinci boşluğa yine 5 adet trabzan grubu yapıyorum ikili. iki tane trabzanımı aldım, topluyorum, kilitliyorum aradaki zincir çekiyorum tekrar. Bunlardan 5 tane yapıyorum. Kapatıyorum, kilitliyorum. 2 oldu. bir sıra modeli de bu şekilde dolanıyorum. Evet sıramı dolandı ve tamamladım. Böyle yuvarlak motifimizi hafif bir kareye doğru döndürmüş olduk Başladığım yerle birleştirdim. Bir üst sıraya geçiş için ipimi yine ara boşluğa alıyorum. Kolay bir motif. 3 zincir çekiyorum. Tekrar bu aradan 3 adet trabzan alacağım tığıma. Zincirimle birlikte 2 ve 3. Tekrar hepsini topluyorum. Kilitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki araya. Tığımın başına ipimi aldım tığımda beklettiğim bir iki üç trabzan alıyorum topluyorum bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum bir sonraki aradan Şimdi burada 1 iki üç dört tane boşluğuma dört tane bu şekilde küçük yaprak diyelim bunlara yapraklarımı yaptım. Normalde motifimiz bu motifimizi bu ara boşluklarımıza hemen şöyle getireceğim ve netleştireceğim biraz da uzaklaşım daha net görün diye. Bu yapraklarımızı yaparken birleştiriyoruz. Şimdi ben şu uç kısıma birleştireceğim için iki tane kenardan birleştirme göstereceğim. Normalde dört tane kenardan birleştirdik. Bakın şu birleşim noktasını atladıktan sonra bir merdiven atlıyoruz. İkinci merdivenin köşesinden başlayarak birleştiriyoruz. Köşelerden. Tekrar bu tarafta da aynı şekilde şöyle baktığımızda 1, 2, 3, dört tane merdiven diyelim bunlara basamaklardan birleştiriyoruz. Bir tane bu tarafta bir tane de bu tarafta kalıyor sonra diğer yaptım yapmış olduğumuz bu yaprağımızdan yine aynı şekilde 1 2 3 4 taneden birleştiriyoruz karşıya geçiyoruz şimdi bu motifimizi de birlikte birleştireceğiz birlikte birleştirirken daha net anlayacağız hemen ara zincirimi çektim buradaki kurulumun şuradaki kurulumun aynısını tekrarlıyorum burada yine motifin komple bitmiş şekli bu şekilde dolanarak bitiriyoruz. Ama biz son sıramızda birleştirme işlemi yaptığımız için Şimdi motifimizi uç kenarı birlikte birleştireceğiz ve birleşme noktalarını, birleşme şeklini hep birlikte göreceğiz. Ve topluyorum. 1, 2 3 4 5 zincir çekiyorum buradaki ara boşluğuma 3'te hepsini topladım 3 adet trabzanı yapıyorum topluyorum ve kilitliyorum 1 2 adet zincir çekiyorum artık buradan birleştireceğim hemen şöyle birleştireceğim noktamı kameramı bir genişletim daha net görün Şimdi iki tane parçanın birleşiminde şöyle bir karemiz oluşuyor. Buraların motiflerinin kurulumunu yaptım. Uç kısımda da böyle bir açıklığımız kalıyor. Buranın birleşimine şimdi buradaki açıklığı motifimizi yapacağız birlikte. Hemen şöyle çevirdim daha net görün diye. İlk birleştirme noktam şu alttan atlıyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncünün köşe noktasına ilk birleştireceğim. İlk birleştirme noktam burası. Şimdi neden buradan birleştiriyorum? Burası açık. Buradan da birleştirebilirim ama şu birleştirmeyi de birlikte göstermek istiyorum. Yani ortaya birleştirir gibi birleştireceğiz burayı ki ortadaki birleşimi de daha net görün diye. Tam oranın köşe noktasından tığımı geçirdim. motifimin ilmeğini de oradan geçirerek evet. Şurada bir takılma oldu tekrar. Evet. ilk birleştirme noktam burası. Buradan birleştirdim. Şimdi bu birleştirme videolarını çekmek çok zor hanımlar. Daha net anlaşılsın. diye elimden geleni yapıyorum. Örgüran hanımlar anlayabilirler beni, ama yeni yeni örmeye başlayanlar. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki aralığa trabzanımı yapıyorum. Burayı neden bu şekilde birleştiriyorum? Şu köşe noktamın birleşimini görün istiyorum. Yaptım. Burada iki zincir çekiyorum. Bir sonrakine. Ortaya birleştirir gibi birleştiriyoruz. Şuradaki ayrığımız bu şekilde ayrı kalmayacak. Burayı aslında giderken birleştirmemiz gerekiyor ama dönüşte yani şu orta kısmın birleşimini daha net görün istediğim için bu şekilde birleştiriyorum. Evet. Şimdi şurada başladığım noktayı söktüm. Dönüşte şuradaki birleştireceğim yer aklıma geldi. Kurulumu zaten gördük. Her aralara bunları yapıyoruz. Yine aradaki kurulumu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi birinci birleştirme noktamızı yaptık. İkinci birleştirme noktamızda yine bir üst basamın köşe noktası. Zincirimi çektim. Tam köşe noktasından tığımı geçirebilirsem eğer. Kamerayla görmüş açım biraz uzak kalıyor. Siz elinizi aldığınız kucağınıza koyarsınız. Daha rahat bir şekilde birleştirirsiniz. Birleştirme noktalarınızı görmeniz yeterli. Üçlü rafzan grubumu yaptım. Topluyorum. Kilitledim. Kapattım. Bir üstte şimdi. Tam köşe noktası. Tekrar bir sonraki Aralık Kamerama bakamadım şu an hemen bakacağım. Şöyle bir bırakıyorum ilk başta. Şimdi orta motifi birleştirdiğinizi düşünün. Yani kare olan açık alan alanı yapıyoruz biz ama kare kapalı olan yere birleştirdiğinizi düşünerek yapın. Evet. 1, 2, 3, 4 tane yaprağımın ara zincirlerinden burada bir atladım. ikinci üçüncü, dördüncüden birleştirdim. Bakın yine burada bir tane boşum kaldı. Buradan şimdi uzun bir zincir çekeceğim. 5 adet 6 adet zincir yeterli olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu ortadaki kurulumu tekrar yapıyorum. Yani şuradaki kurulumu tekrar yapıyorum. Herhangi bir birleştirmem yok. 3 adet trabzan alıyorum. topluyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum buradaki zincir sayısı kendinize göre yani 6 çekebilirsiniz Bakın. hemen şöyle yavaş yavaş yapıyorum ki net görün diye bu orta motif birleştirmeleri birazcık kamera görselinde zor oluyor hemen diğer yaprağıma geçtim köşeme diyelim 3 tane trabzan alıyorum 2 3 kapattım 2 zincir çektim şimdi bu tarafa geldim bu tarafta da hemen şöyle bırakıyorum birleştirdim noktam burası iki parçanın bir tane basamak atlıyorum ikinci basamağın köşe noktasından diğer tarafta olduğu gibi hemen bu tarafa döndük anet görün diye elimden geldiği kadar dilim döndüğü kadar anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum. Hemen basımın ilk parçasından ekledik. Tekrar 2 zincir, 3 zincir. Geriye dönüyorum, Ara boşluğa grubumu yapıyorum. Topluyorum. 1 2 3. Şimdi bir alttaki bir iki bir sonraki ara boşluk şimdi orta motifleri bu şekilde son sırayı örerken birleştireceksin sanımlar uç noktada bıraktım ki motifi uç noktanın birleşimini de görün istedim Şimdi şöyle bir bırakacağım. Hemen şöyle çevireceğim. Dolanarak birleştirdik. Kameramı da düzelteceğim. Hemen şöyle düzelttim ki net bir şekilde görüneyim. Orta motif birleştirirken hemen başlıyoruz. İlk ara zincirden şuradan göstereyim. Birleştirdiğim nokta bir basamak atlayıp ikinci basamaktan, üçüncü, dördüncü ve beşinci basamaktan ara boşluklardan birleştiriyoruz bir basamak atlıyoruz tekrar aynı şekilde bir şurada bir basamağımız var atladığımız ikinci üçüncü dördüncü basamakta bu şekilde son sıra yaparken dolanarak orta motifi birleştiriyoruz burada artık netleştik biraz zor oldu ama bana anlatması hemen şimdi geldik ki bu uç noktaları aynı motifi birleştirirken burada ne yapacağız burada iki karşılıklı tarafa orta motifi birleştirir gibi birleştirdim. Buradan uzun bir zincir çektim. 5-6 tane uzun derken 5-6 tane zincir çektim. Hemen şuradaki kurulumu yapacağız. Aynısı olan kurulumumuzu. Şöyle yine birazcık yakınlaşacağım. Tığımın başına ipimi alıyorum, trabzanlarımı topluyorum. 3 trabzan alıyorum tığıma. Toplayıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hatta 6 bile çekilebilir. Kendinize göre ayarlayın. 6 zincirimi çektim. Bu sefer bunu bu boşluğu kapatmak için tam uç noktasından birleştiriyorum. Şöyle biraz daha yakınlaştırdım. Buradan birleştiriyoruz. Tekrar aynı adet zincirimi çekiyorum. Motifimi yapmaya devam ediyorum. Bu taraftan giderken sonradan en sonunda birleştirerek bitireceğim. Evet gidiyorum. Şöyle koydum. Bakın birleştirmemiz bu şekilde olacak. Bu tarafımı dolandım. Şurada aynı kurulumu yaparken yine uzun bir zincir çekiyorum. Buradaki gibi şu uç noktadan burayı da birleştirerek motif çalışmamı tamamlıyorum. Çok uzun sürdü hanımlar. Hemen tamamlayayım ölçülere ve geniş açıdan bir şekline bakalım. Evet. Motifimizi yaptık ve birleştirdim. Bakın. Özellikle uç noktada gösterdim ki şu noktaların birleşimini de görün diye. Zaten orta birleşim noktalarını hep birlikte gördük. Kameramı kaldırabildiğim kadar kaldırdım ama kameramın altına bile sığmıyor. Hanımlar elimden geldiğince, dilim döndüğünce kendimce tasarlamış olduğum bir modelim. Biraz daha kameramı kaldıracağım ve daha net görmenizi sağlayacağım. Ölçülere de bir bakalım istiyorum. Benim şu an kullanmış olduğum sehpam kadar oldu model. Gerçekten kolay. Örmesi kolay. Örüldüğünde güzel duran bir model. Şu motiflerimizi aynı uç kısımları şuralara da yapabilirsiniz. Yani kenarlara da yaparak sonlandırabilirsiniz. İstediğiniz genişliği elde ettiniz. Üç parça yan yana ördünüz ve birleştirdiniz diyelim. Orta motifleri aynı şekilde şu kenarlara da yaparak da modeli daha farklı yapabilirsiniz. Hemen şöyle bakacağım. Benim ipimle, benim ölçülerimle şöyle 3 parçamın uzunluk 5 santim oldu hanımlar. Biliyorsunuz bu şeridimizi örerken istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Karşıdan bakıldığında da genişlik 23 santim bir genişliğim oldu iki parçanın istediğiniz kadar uzun, istediğiniz kadar geniş yapabileceğiniz konsollarınıza, orta sehpalarınıza yapabileceğiniz güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce orta motif anlatımını yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.